Almanya'da milyonlarca Türkiye vatandaşı, Türk vatandaşı aynı zamanda Alman vatandaşı değil mi? Bizim insanımız yabancı falan ya da göçmen değil artık. O ülkelerin birer parçası. Parça. Evet. Göçmen falan değil. Üçüncü, dördüncü nesil. Berlin'de yaşayanların %10'u Müslüman. Evet. Bu insanlarımız gurbette bulunan Avrupalı Türkler 1960'ta, 61'de gideriz Almanya'ya ya da Fransa'ya bir ev parası ya da bir traktör parası kazanıp ülkemize döneriz diye gidip ama kalan dönemeyen çoluk, çocuk, torun, torba artık orada yaşayan insanlar. Bizim insanlarımız Avrupalı Türkler Türkiye'yi yaşadıkları bir Almanya, Fransa kadar bilmiyorlar. Artık insanlarımız Almanyalı, Fransalı, Hollandalı, Belçikalı, İsveç, İsviçreli, Norveçli. Bu insanlarımız o toplumların birer parçası, etle kemik oldular artık. Tabii ki Türkiye'ye olan özlemleri, hasretleri o başka bir şey. Damarlarındaki kan başka bir şey. Ama bunu ne Fransa ne Almanya ya da diğer ülkeler hiçbir şekilde kabul etmeyerek ırkçılık yapıyorlar ve bizim vatandaşlarımıza ya da diğerlerine yabancı muamelesi yapıyorlar. Avusturya'da bir öğretmen, Türk öğretmen bakın ne anlatıyor. Diyor ki 29 yaşında ben diyor öğretmenlik eğitimim boyunca hiçbir zaman işte Belçika'da bulunan ve o ülkeye göç etmiş olan göçmenlerin çocuklarını yetiştirmek üzere bir eğitim almadım diyor. Ben diyor Hansların, Olgaların eğitilmesi için bana eğitim verdiler diyor. Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın eğitilmesi için bana eğitim vermediler diyor. Bakın ne kadar ilginç bir bakış açısı. Eğitim sistemleri bile bizim insanlarımızı kabul etmiyor. Ondan sonra da insan hakları diyorlar, özgürlük diyorlar. Bakın bazı arkadaşlar bazen bana kızıyorlar. Diyorlar ki feverane diyorsun. Bakın arkadaş, biz burada bir tahlil yapıyoruz. Bu benim düşüncelerim. Sen başka bir şey düşünebilirsin. Ama ben sana hakaret etmiyorum. Sen de bana hakaret etme. Videonun altına yaz. İstediğini yazabilirsin. Küfür, hakaret olmadıkça. Şimdi ben olayı anlatıyorum. Bak diyorum ki Avrupa'da ırkçılık var diyorum. Ortaya delillerini koyuyorum, yaşananları koyuyorum ve insanların söyledikleri üzerinden bak hareket ediyorum. Kendi sadece benim düşüncelerim de değil, yaşanan olayları anlatıyorum ki biraz daha olay anlaşılsın. Irkçılık var. Müslümanlara karşı ciddi bir tepki var. Camiler kapatılıyor. Baskınlar düzenleniyor. Ha, hukuk dışı bir şey varsa bassınlar. Ama keyfi olarak ben camiyi kapattım. Olmaz. 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 İfade ve fikir özgürlüğü diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki Sayın Erdoğan'a hakaretler içeren karikatür yapıyorsun. Peygamberimize hakaretler içeren karikatür yayınlıyorsun. Bu mudur ifade özgürlüğü? Bu değil midir ırkçılık? Yani bunların hepsi oyalama. Bak. Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal bir açıklama yapıyor. Ne diyor biliyor musunuz bak? Başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlerle ilgili eleştirileri karşısında Avrupa'nın büyük birliktelik göstermesi gerekiyor diyor bak. Yani biz Hz. Peygamberimize yani niye savunuyorsunuz diyor Peygamberimiz. Bak resmen bu Avrupa diyor ki birliktelik göstermeli, karşı durmalı diyor. Kim söylüyor bunu? Fransa hükümet sözcüsü söylüyor. Hani birileri bize kızıyor ediyor ya, bak arkadaş bunlar haçlı zihniyeti. Bak resmen bu. Diyor ki biz diyor Hazreti Peygamber'e istediğimizi söyleyelim ama gelin beraber olalım diyor. Avrupa Birliği de bu işin makyajı. Pandemi oldu gördük, birbirlerinin maskelerini çaldılar. Birbirlerinin maskelerini çalacak kadar aşağılıklar yani aynı zamanda.
Fransa eski Cumhurbaşkanı Hollande. Bak durmuyorlar. Macron zaten hani saldım çayıra Mevlam kayıra. Bakın Hollande ne diyor biliyor musun? Müttefiklere yönelik saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerekiyor diyor. Ve devam ediyor. Fransa ve Türkiye'nin aynı ittifak içinde ne işi var diyor. Bak Avrupa Birliği'nde ne işi var diyor. NATO'da ne işi var diyor. Ve devam ediyor. Türkiye'nin Suriye, Libya, Dağlık Karabağ'daki çatışmalardaki rolü kabul edilebilir değil diyor. Bak nereyi söylüyor? Suriye. Kardeşim Suriye'ye biz kendimiz mi girdik? Siz geldiniz, karıştırdınız. Türkiye'nin güvenliği tehlike altına girdi. Sonra da girdi. Bu kadar. Hadi Türkiye komşusu Suriye'nin sana ne oluyor? Sen silah verdin, onu verdin, bunu verdin. Sana ne oluyor? Libya diyor. Libya'da meşru Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet kim? Sarraç değil mi? Türkiye'de Sarraç'ı desteklemiyor mu? Sen darbeci Hafter'i desteklemiyor musun? Silah vermiyor musun? Para vermiyor musun? Macron'un bir fotoğrafı var. Eli nerede? Darbeci Hafter'in omzunda. Kanka. Bak. Doğu Akdeniz'de kendi karasularımızda petrol arıyoruz. Macron savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Tehdit ediyor Türkiye'yi. Ne işin var senin Doğu Akdeniz'de? Hadi buyur. Hani bizim karasularımız. Senin ne işin var? Öyle ya da böyle Akdeniz'de de petrol, doğalgaz çıkartılacak. Net. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa gemisi bütün Akdeniz'in röntgenini çekiyor. Bütün Akdeniz'in. Bak göreceksiniz bulundu. Yakında açıklanacak. Ve oradan da doğalgaz, petrol çıkacak. İşte dertleri bunların. Dolar 10 lira değil, 20 lira olsun. Euro 10 lira değil, bilmem kaç para olsun. Türkiye dışa bağımlı olsun. Kendi savunma sanayini geliştirmesin. Yani dert başka bunların. Ne işin var senin Doğu Akdeniz'de? Kara suları mı? Neyin? Yunanistan. Yani akıl alır gibi değil Yunanistan'ın yaptıkları. Ya diyoruz ki biz Yunanistan'a gel. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ne bulursak ortağız. Yok diyor ben ortak değilim diyor. E çıkar çıkarmıyorsun. E ortak olalım o da yok. Bir şey var hikaye var. Bir eve hırsız girmiş. Çocuk babasını aramış. Demiş ki baba evde hırsız var. E çık demiş bırakmıyor. E onu kov. E, gitmiyor da. Yani her türlü Yunanistan'ı anlamak mümkün değil. Ekonomist alt üst olmuş. Fransa geldi bunlara savaş uçaklarını sattı gitti. Bitmiş vaziyette Yunanistan. Avrupa Birliği'nde olmasaydı Yunanistan biliyorsunuz 7-8 yıl önceki halini maaşları ödeyemediler o olmadı bu olmadı. Bu halini görmüyor kalkmış Türkiye'ye posta koyuyor kendince. Yani ağlanacak acınacak halde dünyadan haberi yok Türkiye'ye posta koyuyor kendince. Bakın